Amerika ile koordineli şekilde Batı şeriayı ilhak edeceğini söyledi, tüm dünyayı karşısına aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu seçimi kazanması halinde Batı şeriadaki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun ilhak vaadine tepki gösterdi. Açıklama yazılı olarak yapıldı. İsrail'in bölgedeki gerginliği artmasına ve Arap komşularıyla barışın sağlanması ile ilgili umutlarının baltalanmasına neden olacak planlarına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz. Amerika'nın desteğiyle bölgede terör estiren İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı da sessiz kalmadı. Netanyahu'nun ilhak vaadini kınayan İslam İşbirliği Teşkilatı 15 Eylül'de olağanüstü toplanma kararı aldı. Arap Birliği ise olağanüstü toplandı. Arap Birliği dışişleri bakanları Netanyahu'nun açıklamasını tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirerek kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric de tepkisini yazılı olarak gösterdi. İfadeleri sertti. "Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlalini teşkil ediyor." dedi. Avrupa Birliği Komisyon Sözcülüğü ise 1967 sınırlarına dikkat çekti. Açıklamada AB taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe Kudüs'te dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır ifadelerine yer verildi. Ya, ya, ya. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İlhak Vadinde bulunan Netanyahu'ya Twitter'dan tepki göstermiş, Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir apartheid devleti mesajı paylaşmıştı. Neten Yahu, erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında ABD yönetimiyle koordineli ilhak planını dile getirmişti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı şerianın bazı kısımlarını ilhak etmeye hakkı olduğunu iddia etmişti. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.